Genetik özellikleri farklı, aynı türden bir hücreli iki canlının yan yana gelerek aralarında sitoplazmik köprü oluşturup bu bağlantı içinden birbirlerine DNA aktarım mekanizmasına konjugasyon denir. Bakterilerde ve ökaryot bir hücreli olan paramecium'da konjugasyon görülür. Bazı bakterilerin pilus adı verilen uzantıları vardır. Pilus aracılığıyla gen aktarımı yapacak bakteri, gen alacak bakteriye tutunur ve birbirlerine çekerek aralarında sitoplazmik köprü oluşur. Bu köprüden plazmit adı verilen DNA'dan başka küçük DNA halkaları aktarılır. Aktarılan bu DNA parçasına F plazmidi denir ve bu plazmidi bulunduran bakteri verici olup F pozitifle gösterilir. F plazmidini bulundurmayan bakteri ise alıcı olup F negatifle gösterilir. Gen aktarımı F pozitiften F negatife olmak üzere tek yönlüdür. F pozitif plazmidi olan halkasal DNA ipliğinin biri alıcı hücreye geçerken diğer iplik verici hücrede kalır. Tek kalan iplikler eşlenir ve sonunda her iki bakteri de F plazmidine sahip olur. Bazı plazmitler antibiyotiklere direnç geni taşır. Verici bakteri antibiyotiğe dirençli ise konjugasyon sayesinde alıcı bakteri de dirençli hale gelir. Konjugasyon sayesinde bakterilerin olumsuz çevre şartlarında hayatta kalma şansları artar. Şimdi ökaryot bir hücreli paramecium'da konjugasyonu inceleyelim. İlk olarak genetik yapıları birbirinden farklı iki paramecium yan yana gelir. Paramecium'da büyük çekirdek ve küçük çekirdek olmak üzere iki çekirdek bulunur. Mayoz geçiren eşeyli üremede görevli olan küçük çekirdektir. Büyük çekirdek ise eşeysiz çoğalmada görevlidir. Yan yana gelen paramecium'lar arasında konjugasyon köprüsü oluşur ve her bir paramecium'un küçük çekirdekleri mayoz geçirerek haploid kromozomlu 4 küçük çekirdek oluşturur. Bu arada büyük çekirdekler ve haploid küçük çekirdeklerden üçü de eriyerek kaybolur. Kalan bir haploid küçük çekirdek mitoz geçirir ve haploid 2 küçük çekirdek oluşur. Paramecium'lar oluşan haploid 2 küçük çekirdeğin birer tanesini değiş tokuş yaparlar. Hücrenin küçük çekirdeği ile eşinden aldığı küçük çekirdek kaynaşır. Her iki paramecium'da da diploid çekirdek oluşur. Böylece her iki paramecium birbirinin kromozomlarına sahip olur. Genetik çeşitlilik sağlanmış olur. Geçici olarak birbirine tutunmuş paramecium'lar ayrılır. Her bir paramecium için üreme olayları devam eder. Her paramecium arka arkaya iki kez bölünerek 4 yavru oluşturur. Konjugasyon sayesinde oluşan paramecium'ların kalıtsal yapısı ata bireylerden farklıdır.